Merhaba 5. sınıflar. Bu dersimizde 1. dönemin 1. yazılısına biraz hazırlık yapacağız. Hazırsanız hemen ne yapalım? 1. soruyla başlayalım. 1. soruda sayılarımızın okunuşları var. Aşağıda verilen sayıların okunuşlarını yazalım demiş. Şimdi sayı okunuşlarını yazarken bizim neye dikkat etmemiz lazım? Biz sayıları okurken ne yapıyorduk? Birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olarak ayırıyorduk, değil mi? Bu sayede bölükleri de tekrar etmiş olalım. Burası birler bölüğüydü, binler bölüğüydü ve burası da milyonlar bölüğüydü. Bu durumda ne yapıyoruz? Şimdi sayı okumaya milyonlar bölüğünden başlayacağız. Bakalım diğerlerini kapattım. Burada kaç sayısı var? 475. Dolayısıyla ne diyorum? 475 milyonlar bölüğündeydi, değil mi? Dolayısıyla 475 milyon diyeceğim. Milyon. Peki binler bölüğünde ne var? 13 var. Dolayısıyla 13 bin diyeceğim. 13 bin. Ve geri kalan birler bölüğünde ne var? 275 var. O zaman onu da 275 olarak yazdım. Dolayısıyla sayımı bütün olarak okuduğumda 475 milyon 13.275 olarak okumuş oldum. Bakalım ikinci örneğimize. İkinci örneğimizde yine milyonlar bölüğü, binler bölüğü ve birler bölüğü var. Şimdi ne yapıyoruz? Milyonlar bölüğünden başlayacağız. Bakalım milyonlar bölüğünde kaç var? 204 var. Dolayısıyla ne yazıyorum? 204 milyon. 204 milyon. Nereye geldik? Binler bölüğüne geldik. Binler bölüğünde 100 var. O zaman ne diyeceğim? 100 bin. Çünkü binler bölüğü. 100 bin. Peki birler bölüğünde ne var? 502. Dolayısıyla bu şekilde 502 olarak yazacağım. Sayımı bütün olarak okuduğumda 204 milyon 100 bin 502 olarak okumuş oldum. O zaman ne yapalım? Hemen ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda da birinci sorumuzun tam tersi. Aşağıda okunuşları verilmiş olan sayıları yazacağız bu sefer. Hemen bakalım. İlk örneğimizde 29 milyon 342 bin 127 sayısı var. Peki şimdi yine ne yapalım? Bakın milyona kadar şuraya kadar bir gelelim ve milyonlar bölüğünü yazalım. Kaç var burada? 29 milyon. Dolayısıyla milyonlar bölüğüne 29'u yazdım. 29 milyon. Burası gitti. 342 bin diyor. O zaman şuraya kadar ne yazacağım? 342 yazacağım. Ve birler bölümünde ne var bakalım? 127 var. Dolayısıyla 127 yazmış oldum. 29 milyon. 342 bin. 127 olarak sayımı hemen bulmuş oldum. İkinci örneğime baktım. 983 milyon diyor. Milyon buraya kadar geldim ve milyonlar bölümündeki sayıları yazacağım. 983 yazacağım. 983 milyon. 417 bin diyor. Buraya kadar binler bölüğü. 417 bin. Ve 865. 865 de nerede? Birler bölüğünde. Dolayısıyla 983 milyon. 417 bin. 865 sayısında yazmış oldum. Üçüncü sorumuz bir sıralama sorusu. Aşağıda verilen sayıları küçükten büyüğe sıralayalım demiş. Peki o zaman yine nereye bakacağız? Yine burada milyonlar bölüğü de olduğu için milyonlar bölüğünden karşılaştırmaya başlayacağım. Şimdi milyonlar bölüğünde ne var? Burada milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar basamağı var ilkinde. Burada da yine aynı şekilde 100 milyonlar basamağı. Fakat bu iki örnekte bakın 10 milyonlar basamağına kadar var. Milyonlar ve 10 milyonlar. Küçükten büyüğe karşılaştırma yapacağımıza göre bunlar büyük kalacak bunun yanında. Dolayısıyla öncelikle şu ikisini karşılaştırabilirim. Bakın bunları devreden şimdilik çıkardım. Şimdi bakalım. 10 milyonlar basamağının ikisine de baktım. İkisinde ne var? 7'ler var. Yani burada 70 milyonlar var. Dolayısıyla şu anda karşılaştırma yapamadım. Çünkü eşit. O zaman ne yapıyorum? Milyonlar basamağına geçtim. Milyonlar basamağında ikisinde de 2 var. Yine karşılaştırma yapamadım. Geldim 100 binler basamaklarına. İkisinde de 9 var. Yine karşılaştırma yapamadım. Peki 10 binler basamağına baktım. İkisinde de 1 var. Hala karşılaştırmamı yapamadım. Binler basamağına baktım. Bakın. Şimdi şunları kapatıyorum. Binler basamağının ikisine de baktım. Birinde 2000 var.
Biri 3000 ile başlıyor. Dolayısıyla 2000 ile başlayan ne olacak? 3000 ile başlayandan daha küçük olacak. En küçükten başlayacağıma göre en küçüğü şu olarak seçebilirim. Yani 72.912.643 sayısı en küçük. Bu ikisi arasında karşılaştırma yaptığıma göre bu gitti. Bundan sonraki de bu olacak. Neden? Çünkü bunlar zaten 3, 6, 9 basamaklı. Bu 8 basamaklı. Dolayısıyla 72.913.478 de diğerleri, diğer ikisinden küçük olacak. Niye? Basamak sayısı daha küçük olduğu için. Peki bu da gitti. Peki şimdi bu ikisi arasında karşılaştırma yapacağım. Onlara nereden başlıyorum? 100 milyonlar basamaklarına bakmaktan başlıyorum. Şimdi burada 100 milyonlar basamağında ikisinde de ne var? Altılar var. Yine bir karşılaştırma yapamadım. Peki 10 milyonlar basamağına baktım. İkisinde de 7'ler var. Yine karşılaştırma yapamadım. Milyonlar basamağına baktım. Bakın burada milyonlar basamağında burada 2, burada ise 3 var. Yani dolayısıyla bu sayı daha küçük. O zaman 672.422.013 sayısı da küçüktür. Neyden? 673.422.013 sayısından diyebilirim. Yani küçükten büyüğe sıralamamız bu şekilde olmuş oldu. Dördüncü soruya baktım. Dördüncü soruda şöyle diyor. 107.695.842 sayısının 10 binler basamağındaki rakam ile 100 milyonlar basamağındaki rakamın sayı değerleri toplamı kaçtır diyor. Şimdi o zaman ne yapacağız? Bu basamaklardaki rakamları bir bulalım. 10 binler basamağındaki rakam diyor. 10 binler basamağı neresi? Birler, onlar, yüzler. Binler, on binler. Yani şu. Ne olacak? Sayı değerleri diyor. Direkt 9 olarak yazdım o zaman. Peki 100 milyonlar basamağına bakalım. Burası 10 binlerdi. 100 binler, milyonlar, 10 milyonlar ve 100 milyonlar. Demek 100 milyonlar basamağındaki rakam da 1 rakamıdır. Peki bunları ne yapacaktık? Sayı değerleri toplamı diyor. Dolayısıyla 9 bir daha 10'dur diyebiliriz. Beşinci ve altıncı sorularımız örüntülerle ilgili sorular. Hemen beşinci sorumuza bakalım. Aşağıdaki örüntülerin kuralını bularak verilmeyen adımlarını yazalım demiş. Şimdi hemen bakalım. Örüntümüz 5'ten 12'ye, 12'den 19'a, 19'dan 26'ya artarak devam etmiş, tamam mı? Peki kaçar artmış bakın. Ne yapıyoruz? İkisi arasındaki farkı bulacağız. 12'den 5 çıkardım 7, yani 7 artmış. Burada yine 7 artmış ve 19'a ulaşmış. Ve burada yine 7 artarak 26'ya ulaşmış. Demek ki biz buradaki verilmeyen adımları bulmak için ne yapacağım? 26'ya öncelikle 7'yi ekleyeceğim. 33, birinci adımı buldum. 33 ve yine 33'e 7 ekleyerek ikinci adımı da, verilmeyen ikinci adımı da 40 olarak bulmuş oldum. Bu şekilde örüntülerin artan veya azalan değerlerine göre takip ediyoruz. Peki ikinci örüntüme baktım. 85, 75, 65. Burada ne yapmış? Azalan bir örüntü var. Kaç azalmış? 10, değil mi? 75'ten 65 çıktı. 10 kaldı. Yani 10'ar azalmış. Dolayısıyla 65'ten 10'u çıkarırsam 55 bulurum, değil mi? Peki 55'ten de yine 10'u çıkarırsam 45 bularak örüntünün verilmeyen adımlarını bulmuş oldum. 6. soruma baktım. Bir sayı örüntüsü 16'dan başlamış ve 3'er 3'er devam etmiştir diyor. Peki buna göre örüntünün ilk 6 terimini yazalım. Şimdi örüntünün ilk 6 terimini yazmak için kaçtan başlatıyorum? 16'dan başlatacağım. Ne yapacağım? 3'er 3'er devam ettiği için 3 ekleyeceğim. Yani artı 3 diyeceğim. 16, 3 daha 19. Yine 3 ekliyorum. 19, 3 daha 22. 3 ekliyorum. 22, 3 daha 25. 3 ekliyorum. 25, 3 daha 28. Yine 3 ekliyorum. 28, 3 daha 31. Peki biz ne yapacaktık? İlk 6 terimini yazacaktık. 1, 2, 3, 4, 5. İlk 6 terimini bu şekilde yazmış olduk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Peki örüntünün 5. terimi ile 2. terimi arasındaki fark kaçtır diyor. Şimdi örüntünün 5. terimini bulalım. Ne yapacağım? Şunları sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5. 5. terimi kaçmış? 28'miş. Peki 2. terimi kaçmış? 1, 2. terimi burasıydı. Yani 28'den ne yapacağım? 19'u çıkaracağım. O da ne olmuş olacak? Arasındaki fark bu şekilde 9 olmuş olacak.
Yedinci sorumuz bir yuvarlama sorusu. Hemen bakalım. Aşağıda verilen toplama işlemlerini en yakın binliğe yuvarlayarak yapalım ve gerçek sonuçla karşılaştıralım demiş. Şimdi gerçek sonuçla karşılaştıracağımıza göre öncelikle ne yapalım? Gerçek toplamaları bir yapalım. 5, 8 daha 13. 13'ün 3'ünü yazdım. Elde 1 var dedim. 1'i buraya ekledim. 1, 7 daha 8. 8, 4 daha 12. 12'nin ikisi yine elde var 1. 1, 3 daha 4. 6 daha 10. 10'un 0'ını yazdım. Elde var 1 dedim. 1, 4 daha 5. 1 daha 6. Yani gerçek sonuç şöyle yapalım. Gerçek sonuç kaç çıkmış oldu? 6023 çıkmış oldu. Ne yapacağız şimdi? En yakın binliğe yuvarlayarak işlem yapacağız. Peki en yakın binliğe yuvarlarken ne yapıyorum? Şimdi 4375'e baktım. En yakın binliğe yuvarlayacağıma göre binler basamağının yanındaki sağındaki sayıya yani yüzler basamağına baktım. Yüzler basamağındaki rakam 5'ten küçükse ne yapıyorum? Buradaki binler basamağı aynen kalıyor ve yanlarını hep şu şekilde sıfırlıyorum. Binliğe yuvarlamış oldum sayımı. Peki 1648'e baktım. Yine binler basamağının sağındaki rakama baktım. Bu sefer 5'ten büyük bir rakam var. Dolayısıyla buradaki binler basamağını bir üst basamağa yuvarlayarak 2 yapıyorum. Zaten sağındakileri yine sıfırlıyorum. O zaman ne yaptım? Bunları toplayacağım. 0, 0, 0, 4, 2 daha 6000. Yani yuvarladığımız sonuç ne olmuş oldu? 6000 olmuş oldu. Peki ne yapıyorum? Gerçek sonuçla yuvarladığım sonucu karşılaştırmak için 6023'ten 6000'i çıkarıyorum ve sonuç 23 kalmış oluyor. Yani 23 sayıya yaklaşmışız. Peki ikincisine baktım. İkincisinde de yine ne yapıyorum? Öncelikle gerçek sonucu bulalım. 2, 9 daha 11. 11'in 1'i elde var 1 buraya ekledim. 1, 1 daha 2, 8 daha 10. 10'un 0'ı elde var 1 dedim. 1, 7 daha 8, 1 daha 9 ve 6, 1 daha 7 diyorum ve gerçek sonucumu ne bulmuş oldum? 7901 bulmuş oldum. Bakalım yuvarladığımızda ne olacak? Şimdi burada en yakın binliğe yuvarladığım için yine ne yapıyorum? Binler basamağının sağındaki yüzler basamağına baktım. 5'ten büyük bir rakam var. O zaman ne yapacak? Bu bir üst basamağa yuvarlanacak ve 7 olacak. 6'dan 7'ye geçti. Sağındaki basamakları sıfırladım. Burada da yine yüzler basamağına baktım. 5'ten küçük bir rakam var. O zaman burası aynen kalır dedim. Sağındaki basamakları sıfırladım ve topladım. 8000 çıktı. Peki ne yapacağım o zaman? 8000'den 7901'i çıkaracağım. Bakalım burada 9 kaldı. Tabii buradan böyle 10'luk aldık, getirdik. Sıfırdan 1 çıkmayacağı için biliyorsunuz bunları. 9 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 0 çıktı. Yine burada 9 kaldı. Burada da yine 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı. 0 ve burada 7 kalmıştı. 7'den 7 çıktı. 0 kaldı. Demek ki ne olmuş? 99 yaklaşmış olmuşuz. Peki. Gelelim 8. soruya. Bir yardım kampanyası için 78.148.050 TL paraya ihtiyaç vardır diyor. Kampanya için şimdiye kadar toplanan para 36.102.970 TL'ymiş. Buna göre geriye toplanacak kaç TL kalmıştır diyor. Şimdi toplam para kaçmış? 78.148.050 TL. Böyle ayrı ayrı yazdım. Çıkarma işlemi yapacağız görülmesi için. Neden çıkarma yapacağız? Çünkü yardım kampanyası bu kadarmış. Şu kadarı toplanmış. Yani 36.102.970 TL'si toplanmış. Geriye ne kadar kaldı dediğine göre bütünden bu toplanan parayı çıkaracağız. Peki sıfırdan sıfır çıktı, sıfır kaldı. 5'ten 7 çıkmaz değil mi? Buradan 10'luk alacağız. Burada 10'luk yok. Şuradan aldım getirdim. 15'ten 7 çıktı, 8 kaldı. Burada 9 kalmıştı. 9'dan 9 çıktı, 0. Burada 7 kalmıştı 10'luk gönderdiğim için. 7'den 2 çıktı, 5 kaldı. 4'ten 0 çıktı, 4. 1'den 1 çıktı, 0. 8'den 6 çıktı, 2 kaldı. Ve 7'den 3 çıktı, 4 kaldı. Yani geriye 42.045.080 TL toplanacak para kalmış oldu. Dokuzuncu sorumuz bir bölme sorusu. Bir bölme işleminde bölen 22, bölüm 73'tür. Kalanın 10 olduğu bu bölme işleminde bölünen sayı kaçtır demiş. Şimdi bir bölme işlemi hayal edelim. Hatta buraya yazalım. Ne vardır? Bölünen sayı, bölen, bölüm bu şekilde. Ve burada da bir kalanımız olur değil mi? Peki burada şimdi soruya göre yerlerine yerleştirelim. Bölenimiz 22.
Bölümümüz 73 ve kalanımız neymiş? Kalanımız 10'muş. Peki bölünen sayıyı biz nasıl buluyorduk? Hatırlayalım. Bölünen eşittir. Bölen çarpı bölüm ve ona neyi ekliyorduk? Kalanı ekleyerek bölünen sayıyı bulabiliyorduk. Dolayısıyla burada ilk olarak ne yapalım o zaman? Bölenle bölümü çarpalım. 3 kere 2 6, 3 kere 2 6. 7 kere 2 14 elde var 1. 7 kere 2 14 1 de elde vardı 15. Dolayısıyla bu işlemi yaptığımda 6 ve 1. Bölen çarpı bölümü ne bulmuş oldum? 1606 bulmuş oldum. O zaman bu çarpıma kalanı eklersem ne yapmış olacağım? Bölünen sayıyı bulmuş olacağım. Yani sonucumuz 1616 olmuş oldu. Bölünen sayımız 1616. Peki 10. soruya geldik. Aşağıda verilen çarpma işlemindeki verilmeyen kısımları bulalım. Şimdi çarpma işlemlerinde verilmeyen kısımları bulurken şunu yapabiliriz. Şuradaki ifadeyle, yani şuradaki rakamla şuradaki sayıyı çarptığımda ne olacak? Bu olacak. Ama burada 2 bilinmeyen var. O zaman diğer sayıya bakıyorum. Şu 4 ile bu üstteki ifadeyi çarptığımda ne olmuş? 340 olmuş. O zaman çarpma işleminin tersi bölme işlemidir diyerek şu 340 ifadesini ben eğer 4'e bölersem neyi bulacağım? Üstteki ifadenin tamamını bulabileceğim. 34'ün içinde 4, 8 defa. 8 kere 4, 32. 2 kaldı, 0'a aşağı indim. 5 kere 4, 20 dedim. Ve burada neyi bulmuş oldum? Şuradaki 8'i buradan bulmuş oldum. Yani burası 85'miş. Peki şimdi ne yapacağım? Şimdi de şuradaki bilinmeyen ifadeyle 85'i çarptığımda 170 bulunmuş. Dolayısıyla ne yapacağım? 170'i 85'e bölmem lazım. Peki 170'i 85'e böldüğümde ne olur? 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 8 16. Bir de elde vardı 17 diyerek buradaki ifademde ben 2 bulmuş oldum. Yani burada aslında çarpım 85 çarpı 42'ymiş. Peki son olarak ne yapalım? Buradaki toplama işlemini yaparak buradaki verilmeyen ifadeleri de bulalım. O da 3570'miş. Dolayısıyla verilmeyen ifadelerimizi de bu şekilde bulmuş olduk. Dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.